Al bak şunu. Ne bu? Ferman Köklükaya'nın vasiyeti. Nerede babam? Aldılar mı ameliyata? Kızım sen niye geldin buraya? Ne demek niye geldin anne? Asıl sen beni niye uyandırmadın? İçeride yatan benim babam. Tamam Sude, almadılar daha. Tamam, o zamana kadar sen de buna bak. Anneciğim sırası mı şimdi bunun? Bence tam sırası. Nasıl yani, babam her şeyin %50'sini Ali'ye mi bırakmış? Sevgili baban öyle uygun görmüş. Bu durumda kalan %50'si de benim oluyor. İyi oku. Geri kalan %50'sini ikimiz arasında paylaştırmış. İyi okudum zaten anneciğim. Sen ölünce gerisi bana kalacak. Asıl Ali'yi şirketin başına geçirmiş. Siz onu düşünün. Sevgili kocamın yıllardır verdiği emek, kurduğu hayaller. Hepsi boşa gitti. Zavallım. Üzüldüm şimdi onun için. Baba. Babacığım. Babacığım. Ölümle ben çelişiyor. Sakin ol. Sude, babanı düşün lütfen. Lütfen babanı düşün. Sude. Sakin. Canım benim. Ortagül. Tampon. Skaç. Hocam nabız düştü. Hemen bir atropin ampul verin. Ameliyatta bir komplikasyon oluşmuş. Acilen kana ihtiyaç var. Komplikasyon mu? Ben veririm kan. Sude'cim dur, sen veremezsin. Biz kan vereceklerin listesini size vermiştik. Oradan arayabilirsiniz kimi isterseniz. Anneciğim ne listesi? Acil diyor. Ölsün mü babam? Ben sıfır negatifim. Ben veririm. Thank you.
yalnız ya belasını arıyor ya da benden daha deli. Gerçekten elimde kalacak anne. Sakin ol. Şu anda bu kızın pozisyonu tam istediğimiz gibi. Ne diyorsun anne ya? Kızı hem kumam olarak hem de gelinim olarak ailemize mi kabul edeyim? Ne yapayım yani? Tabii ki etmeyeceksin. Ama vasiyeti gördün. Her şey aleyhimize. Babanın hastalığı kime yaradı? Ha? O suratsız oğlu Ali'ye, değil mi? Bu kız ilk defa işimize yarayabilir. Uygun zamanda kozumuzu kullanırsak Ali'den kurtulabiliriz. Hele bir baban iyileşsin. Anneciğim ne kozu? Ben bu kızın kocamın etrafında dolanmasını istemiyorum. Onu bırak kocama bakmasını bile istemiyorum. Tamam işte. Eğer akıllı olursan kocanı istediğini yaptırabilirsin. Şu anda fevri davranmanın hiç sırası değil. Sadece ahmaklar son söyleyeceği şeyi ilk başta söylerler. Nereye? Ben boşuna konuşuyorum zaten. Ne büyük tesadüf değil mi? Baktım kocam olmuyor. Kardeşime sardın. Vay. Şeytanın aklına gelmeyen meleğin aklına gelmiş. Ben Ali için buradayım. Öyle mi? Evet. Yani kardeşimi kullanıp kocama yanaşma gibi bir planın yok. Hayır tabii ki. Ali'ye böyle bir şey asla yapmam. Güzel. Bak ben kocamı çok seviyorum. Ama kardeşimi de çok seviyorum. O yüzden acıdım biraz sana. Anlamadım. Şöyle anlatayım. Gerçekten senin yerinde olmak istemezdim. Bulunduğun durumu nasıl düzelteceksin hiçbir fikrim yok. Çünkü ben hep buradayım. Biri kocam, diğeri de kardeşim. Ve eğer o küçük aklından herhangi bir hinlik geçerse bu sefer gerçekten elimden kaçamazsın. Kocamı tanıdığına da, kardeşimle evlendiğine de pişman ederim seni. Sen bunları bil, yine de Ali için burada olmaya devam et. Tamam mı? Aman yavaş ver ben. Hemen bırakma kendini. Ver şunu bana. Ya Şayka bırak kolumu da rahatça oturayım işte. Tamam tamam. Hamiyet Hanım, ilaçla yemek listesi nerede? Burada. Güzel. Buna harfiyen uyulacak, tamam mı? Elbette Şayka Hanım. Merak etmeyin. Babacığım senin için özel bir diyet hazırlattık. Bu ne ya? Ben eve geldim diye seviniyorum. Siz burayı hastaneye çevirmişsiniz. Ama babacığım seni dikkat etmen lazım. Bizim sana çok güzel bakmamız lazım. Yoksa sonra yine hastaneyi boylarsın. Ağzından yel alsın Sude. Ay ben ne dedim? Tamam tamam bırakın didişmeyi artık. Herkes buradayken söyleyeyim. Yarın akşam mükellef bir sofra istiyorum. Ama konuşmuştuk seninle. Senin diyet yemen lazım. Lafımı kesme Şayka. Kendim için istemiyorum. Oğlumla gelinim için istiyorum. Ne oldu? Hoşunuza gitmedi mi? Yok ondan değil canım. Yani daha yeni geldin. Biraz dinlenseydin diyorum. Acelesi mi var? Acele mi? Ben tam 20 yıldır bu anı bekliyorum Şahin. Bu hastalık canımı alacakken bana oğlumu bağışladı.
Artık aradan mesafeler kalksın istiyorum. Hep birlikte olalım istiyorum. Bu arada yarın akşam herkes evde olsun. Anlaştık mı? Tabii tabii babacığım. Değil mi Bulut? Çıkarayım mı ceketini? Dur yavaş. İbrişim örmüyorlar oy oy. Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben. Sevmişim vermiyorlar dayanamam ben. Elmas Hanım, senin de sesin bayağı güçlüymüş yani. Ay cana canım, sen bendeki ışığı gördün yani. Bak, bir müessesede iki tip insan çalışır. Eliyle iş yapanlar, ağzıyla iş yapanlar. Biz eliyle iş yapanlardanız. Ha, anladım ben seni. Sen diyorsun ki sesinle değil elinle iş yapacaksın. Anlaşıldı. Tamam. Diyelim ki mutfak sende, müşteri bekliyor. Ne yedireceksin peki müşteriye? Izgaralardan kebap var, şiş var, böbrek var, dolak var, mumbar var. Her şey var diyeceğim. İyi oldu. Tamam. Bir de müşteriye dana çevirelim. Müşteri çatalla batırsın, istediği yerden yesin. Allah'ına kurban senin. Şimdi sana verdiğim menüyü yapacaksın, aynısını. O menünün dışına çıkmak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Çok fazla acı kullanmayacaksın. Çok fazla baharat kullanmayacaksın. Bir de şarkı türkü söylemeyeceksin. Burası çalgılı kahve değil. Yok canım canım benim. O en son söylediğin hiç olmaz. Yani ben böyle şarkılarla, türkülerle böyle işlerimi yapıyorum, ritim buluyorum. Yani senin de işine gelirse. Ulan Mustafa, nereden başıma bela ettin sen bunu ya? İyi tamam, tamam. Mırıldanabilirsin. Tamam. Ha, ne deneyiz ya biz mırıl mırıl. Ritimsiz ihtiyar. Ne? 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 Orada bak benim yeğenin şeyi var, pasta yemeği. Onu sakın müşteriye vereyim deme. Sonra külahları değişiriz. Olur cana canım, vermem. İbrişim vermiyorlar oy oy. Sevişim vermiyorlar dayanamam ben. Niye bakıyorsun öyle? 3 hafta boyunca hem benim kahrımı hem onların kahrını çektin ya. Yanımda oldun. Destek oldun bana. Eyvallah. Söz vermiştim. Tuttum. Söz verdiğin için mi? Yani sadece. Şey, bundan sonra ne olacak peki? Hadi yapma. Çalışmadığın yerden sordum değil mi? Valizi ne yaptın, yaktın mı? Yakmadım. Peki böyle bir gözün hep kapıda mı olacak? Yak onu artık. Yak gitsin ya. Yak. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Bey. Gel bakalım. Aslanım benim, aslanım. Dur sana bir bakayım şöyle ya. İyi tamam, iyisin, iyisin. İyisin, güzel. İyiyiz dayı ya. Sen nasılsın, beni boş ver. İyiyim oğlum, gayet iyiyim ama seni gördüm daha iyi oldu. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Danışak, ben Elmas. Melek. Ali. Elmas benim yeni yardımcım, Adana'dan geldi. Şimdi sen hastanede olunca, Melek de senin yanından ayrılamayınca işler biraz sıkıştı. Elmas imdadıma yetişti. Bizim Mustafa'nın baldızı olur. Ha, tamam, hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Kim bıçakladı seni bakayım?
Kimse bıçaklamadı ya. Babaya karaciğeri bıraktık da öyle ameliyat masasında kestiler işler. Ay, helal delikanlısın sen. Ha? Arvadın da pek güzelmiş maşallah. İyi hadi, hadi, hadi geçelim biz. Hadi gel. Tamam, ben de geliyorum dayı. Nasılsın dayı? İyiyim kızım, iyiyim, iyiyim. Gel bakalım. Alo. Alo. Ali, evladım ben eve geldim. Haber vereyim istedim. İyi. Tamam, biz de şimdi girdik. İyi. Bana bak, çok fazla alışma oraya. Yakında buraya yerleşeceksiniz. Hatta bana kalırsa önümüzdeki hafta toparlanmaya başlayın. Baba bir dur ya, bir iyileşelim bir ondan sonra konuşuruz. Peki. O zaman yarın akşam gelinimle seni yemeğe bekliyorum. Yarın mı? Evet, yarın. İtiraz istemiyorum. Hey. Baban mıydı arayan? Ne diyor? Ne diyecek ya? Halatır soruyor işte. Artık rahat bırakmaz peder bizi ya. Arar durur. Oğlum, o senin artık sadece baban değil, ciğerinden bir parça. İnşallah muhabbetiniz daim olur. Geç bakalım, şöyle otur. Bu hastalık bahanesiyle bir de Ali musallat olacak başımıza. O yetmezmiş gibi o paçoz karısını da getirecek. Ah Ferman, ah. Bekleyemedin yani. Ne oldu, bana sakin ol diyordun. Şimdi niye paniksin? Paniğim çünkü burnumuzun dibinde bitecekler. Normal. Özoğlu gelecekler tabii. Aa, ne oldu sana böyle? Birdenbire süt dökmüş kediye döndün. Çok düşündüm hastanede. Sen haklısın aslında. 3 gün sonra gidecek bir kız için hem kocamı hem kardeşimi kaybedemem. Evet, Bulut o kıza baktıkça içimi yiyecek. Ama dayanacağım. Güçlü duracağım. İnanayım mı ben şimdi sana? Evet. Madem o melek denen kadın bir oyun oynuyor, biz de kurallarımızı koyup ona göre oynayacağız. Değil mi anneciğim? Ah, gel canım gel. Biz de yarınki misafirlerimizi nasıl ağırlayalım diye konuşuyorduk. Nasıl zehirleyeceğinizi düşünüyordunuz galiba. Ha, ne kadar ayıp. Öyle şey söylenir mi hiç? Sonuçta kardeşim ve karısı. Ne oldu? Senin için öyle değil mi yoksa? Heyecanlanıyor musun o kızı göreceksin diye? Saçmalama Sude. Bakalım. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Yine olay mı çıkaracaksın? Bilmem. Yarınki ruh halime bağlı. Bir şey yapmayacaksın Sude. Yarın görürsün canım. Yine gitti. Demin bana neler söylemiştin? Ne oldu şimdi? Aa, anneciğim ne oldu sana ya? Sen şıp diye anlardın böyle şeyleri. Bulut korksun ki ayağını denk alsın. Hatta Suudi her an bir şey yapabilir diye ödü patlasın ki biz de rahat edelim, değil mi? Ben en iyisi uzun bir banyo yapayım. Başka türlü rahatlayamayacağım. Afiyet olsun bakalım. Teşekkür ederiz. Eyvallah. Üşüdün mü? İçeri girelim istersen. Yok ya. Ben gayet iyiyim. Baksana babam iski. Ferahlatıcı. Sen üşüdüysen gir ama içeri. Ah. Ne oldu, iyi misin? İyi. Ali nazik. Kıpraşınca öyle biraz acıdı.
Melek bak, benim küçükken bir hayalim vardı. Böyle bir tane ağaçtan ev olacak. İçinde bir tane yatak olacak. Üzeri böyle açılacak. Gökyüzünü, yıldızları, bulutları falan izleyeceksin. Oo. Benden paşası olmazdı vallahi. Hayali satın alabilecek bir babam var aslında. Başıma taş mı geldi? Yok canım, gerçekler bunlar. Sen pek sevmedin herhalde onları. Yok, sevmemek değil de biz ikimiz yalnızız sanıyordum hani. Kızım, eğer onlarla görüşmek istemiyorsan direkt yoldan söyleyebilirsin bana, net ol. Hani onlar senin ailen. Benim bir tane ailem var. O da seninle karnındaki tosuncuk. Yani Suudi çatlaktır falan ama aslında iyi kızdır ya. E babamla da ilk defa bu kadar yakınlaştık zaten. Böyle değildik biz. Aile olamadım ben onlarla ya. Olabileceğimi de zannetmiyorum. Ama yok. Sen sevmemişsin onları belli. Bana bak. Hastanede sana bir şey mi söylediler yoksa? Ha? Yok. Söylemediler. İyi. Yani seni tanımak istiyorlardır onlar ya. Hele babam. Çıldırmıştır şimdi gelinim de gelinim diye. Hele bir de torun olduğunu öğrenirse var ya. Ali sakın. Kim o? Önemli değil. O mu arıyor? Aç şu telefonu Melek. Ben içerideyim. Ağrın artarsa seslen gelirim, tamam mı? Görüştün mü Canan'ı? Konuşmak istemiyorum konuyu. Engelle numarasını. Ararsa da açma. Alo, İbrahim. Buldun mu Nilgün'ü? Ne? Ben sana onu bulmadan beni arama demedim mi? Ya yerin dibine mi girdi bu kadın? Ayrıca yerin dibine de girse bulup getireceksin onu bana İbrahim. Neredesin be kadın? Neredesin sen? Az stresim vardı, bir de seninle uğraşacağım şimdi. Bugün nasılsın Zahidem? Korkma. Burada. Yanımda güvendesin. Geçti artık o günler. İyileşeceksin. Hem ben hayatta olduğum sürece bir daha hiç kimse kınına bile zarar veremeyecek. Ayrılık,
insanın içini hiç mi soğutmaz Zahide? Soğutmadı işte. Şuram hala yanıyor. Hala. Efendim, Nilgün Hanım geldi. Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zahide. Nasılsın? Sizi bulmak zor oldu Nilgün Hanım. Sizinle konuşacak çok şeyimiz var. Buyurun böyle. Ben ne diyebilirim ki? Her şeyi. Her şeyi tek tek anlatacaksınız bana. Vallahi Allah biliyor ya, Ali'nin babasıyla barışmasına çok sevindim ben. Aynen, ben de öyle Hamiyet abla. Ali'nin öyle çipil çipil gözünden yaş geliyordu ya, benim için nasıl cıza ediyordu, inanamazsın. Küçükken de gelir bizimle yerdi. Şayka'nın sesini duydu mu korkudan eteğime yapışırdı. Ay, kıyamam ben ona. Vera, ne yapıyorsun sen orada? Hiç. Bizim burada kaç saattir belimiz koptu, farkında mısın? Sen orada öyle lay lay lom. Her şey hazır mı? Diyete uygun yemekler tamam mı? Evet, her şey hazır. Ali'nin sevdiği beğendiden de yaptım. Menüyü Ali'nin sevdiklerine göre değil, doktorun tavsiyesine göre yapacaksınız Hamiyet Hanım. Yok, ben Ali'ye ayrıca... Kimseye özel muameleye gerek yok. Hadi işinize bakın. Vera, ocağın başına geçsene sen. Daha yapacak bir sürü işimiz var. Şuradan gireceğiz. Yavaşla, vites küçült. Yavaşla. Ya şuradan dönecektik Melek. Neyse, bir sonrakinden gireceğiz, tamam. Vites küçült dedim bak, yavaşla. Kızım önüne baksana ya şuradan, Allah Allah, vites küçük, yavaşla dedim sana. Ya Ali, sen baştan söylesene nereye gideceğimizi. Sürpriz çatlama. Ya tamam da susmuyorsun ki, car 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 başımda, ben de panik yapıyorum. Söyle şuranın semtini, ben bulurum. Ya Sarıyer. Kim var Sarıyer'de? Söyleyeyim de iyice sinirlendim, iyice kız bana. Ay, ben şu an zaten yeteri kadar sinirliyim Ali. İyi, o yüzden söylemiyorum ya zaten. Ben şunu. Ali. Alo. Meleğin telefonu. Buyurun, eşeyim ben. Lan oradasın biliyorum. Beni iyi dinle. Eğer bir daha bu telefonu ararsan, o telefonu senin ağzına sokarım. Yemin ederim yaparım. Anladın mı lan? Adi şerefsiz. He? Kapattı. Cesareti yok. Daha iki kelime etmeye cesareti yok. Erkek adam olsaydı her iki kelime ederdi bana. O kadar erkek işte. Sen de değiştir şu hattını. Başka bir hata. Sude, senden rica ediyorum. Bu gece bir delilik yapma. Kendin için mi endişeleniyorsun yoksa o kız için mi? Baban için. Hastaneden yeni çıktı. Gerginlik kaldıramaz. Peki, babamı düşündüğün kadar karını da düşünüyor musun kocacığım?
Herkesi düşünüyorum Söde. Herkesin iyiliği için senin sakin olman lazım. Nasıl? Güzel olmuş muyum? Evet evet çok güzelsin. Peki. Güçlü görünüyor muyum? Söde bir şey planlıyorsan kötü olur. Korktuğuna göre güçlü görünüyorum. Güzel. Buna sevindim. Çünkü bugün hiç olmadığım kadar güçlü hissediyorum kendimi. Her şeyi yapabilecek güçte. Umarım Melek Hanım bundan nasibini almaz. Sude. Hı? Bak ne güzel imzamı attım. Yine kıpkırmızı oldun sinirden. Neyse ben aşağı ineyim de annemlere bakayım her şeyi halledebilmişler mi? Şurası, şurada duracağız. Burası, burası. Tamam. Tamam, geldik. Bana bak bakayım. Gel bakayım. Tamam, oldu. Tamam. Söyleyecek misin artık nereye geldiğimizi? Babamlara geldik. Ne? Babamlara yemeğe geldik. Ali ne diyorsun sen? Ya kızım ne giyeceğim, ne takacağım, ne nasıl davranacağım diye düşünme. Panik olma diye ben de söylemedim sana. Kötü mü ettim? Ben gidiyorum. Ya Melek bir dur kızım ya bir dur ya. Ya vicdansızlık etme be. Beraber içeri gireceğiz. Bir yemek sözü verdik. Yarı yolda bırakma beni ya. Beraber gireceğiz, beraber çıkacağız hadi. Ali olmaz. Ben içeri giremem, yapamam. Ya bak eğer içeridekilere sıkıntı yapıyorsan, onlardan çekiniyorsan hiç yapma. Onlar senin tırnağın değil çünkü anladın mı? Ya ben seninle gurur duyuyorum ya, gurur gurur. Hadi gel geri koluma, hadi. Ali içeri giremem çünkü... Ne çünkü ne? Çünkü hissetmiyorum kendimi. İyi tamam o zaman gidelim yani. Sen girmezsen ben de gitmem. Beraber dönelim. Çok da heveslisi değilim zaten. Hadi gidelim tamam. Baba bir saniye. Efendim. Tamam. Geldik zaten biz. Telefonumu alabilir miyim? Beni boş versen kıza git kıza. Teşekkür. Çantan bende gel. Gel gel gel. Geç. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ali. Hoş geldin evladım. Gözlerimiz yollarda kaldı. Ali'yi köşke getirmek için ikna etmek zor olmuştu. Yok ya, Melek'i ikna etmek daha zordu. Ben hastaneden yeni çıktı diye. Kıyamadın tabii. Ama bütün bunlar benim yüzümden oldu kızım. Mutlu aile tablosu diye sen de bizi sakata getireceksin baba. Misafirlerimizi ayakta tuttuk Vermen'cim. Onlar artık misafir değil Şayka. Bu evin insanları. Herhalde açsınızdır. Arzu ederseniz lütfen yemeğe geçelim. Buyurun. Hadi. Şöyle yapalım. Sevenleri ayırmayalım. Siz böyle buyurun. Yaşlı kurtlar baş köşeye. Herkes kocasına sahip çıksın. Yani hazır bir araya getirmişken kaçırmayalım değil mi Melek'ciğim? Eminim Ferman Bey de bu tabloyu uzun zamandır hayal ediyordur. Bence böyle bir tabloyu Picasso bile yapamaz. Hazır Picasso demişken sanatlardan nasıl Melek? O bizde çalışmadan önce aslında... Öğretmenlik okudum, KPSS'ye girdim, atanmayı bekliyorum. Ha,
Sanki böyle çok sanata yatkın bir tipin var. Değil mi Bulutcu? Sanatın sanatçının tipi mi olur Sude? Niye öyle diyorsun kocacığım? Sen sanatçıyı gözünden tanırsın. Kocam diye söylemiyorum. Sanata ve sanatçıya yaptığı yardımlarla göğsümü kabartır kendisi. Senin böyle bir şeye ilgi duyduğunu bilmiyordum. Şimdi böyle mevzu bahis olunca mahcup oldu tabii kocam. Yoksa sanatçı adaylarına bayağı yardımlarda bulunur kendisi. Ben sanata susarak, dinleyerek de destek verebiliyorum. Bazen sen de öyle yapabilirsin belki. Sude'cim, bir mutfağa geçelim mi canım? Ben de geleyim, servise yardım edelim. Yok, biz misafirlerimize garsonluk yaptırmıyoruz. Ne yapsın garibim, kendini lokantada zannetti. Alın teriyle para kazanmak garibanlık değil ki. Erdem. Demek ki gelinim hazır lokmaya alışık değil. Tabii bir de normal evlerde misafir gittiği eve usulüyle yardım eder mutfakta. Ama tabii Melek ne yapsın, bilmiyor ki daha buranın normal bir ev olmadığını. Tozla kondurmuyor karısına. Cicimayı diyelim ondan mı yoksa? Ömür boyu diyelim biz ona canım. Ömür boyu. Hadi yemekler gelmedi. Bera, Aysel. Hani yemekler? Hemen efendim. Aslında şu tabloya bakıyorum da aslında bu evde bir şey eksik. Gerçi oğlumla karısı gelmiş. Benim bir eksiğim yok ama evde bir eksik var. Bu eve bir neşe lazım. Yani bu eve bir bebek lazım. Ha? Artık bilmem anlatabiliyor muyum? Yenme. Ya istemez.